Şimdi ikilik sayı sistemi imiş bu. İkilik sayı sisteminden bahsediyorum. Biz istersek bunu kullanabiliriz. Ama bizim temel yaklaşımımız şu olacak. Normalde aslında soru şöyle soruluyor. Bu bir taban aritmetiği sorusu. 84 sayısının onluk sistemde, değeri 84 diyor. Onluk sistemde 84 olan sayı ikilik sistemde neye karşılık gelir? Sorduğu soru bu. Biz bunu şöyle bir yöntemle çözümleyebiliriz. Biz bir kere ikilik sistemde sadece birler ve sıfırlardan oluşturacağız sayımızı. O zaman 2'den küçük bir şekilde yazacağız. 2'den küçük rakamlarla, yani sıfırları ve birlerle ifade edeceğiz. Bunu da 84'ü 2'ye bölerek gerçekleştirebiliriz. Sırayla 2'ye böleceğiz 84'ü. 84 2'ye bölünürse. Şimdi uzun uzun bölmek istemiyorum ben. 84'te 2 42 kez var. 42 ile 2'yi çarparsak 84 çıkarırsanız burası 0. Şimdi 42'yi bir daha 2'ye böleceğiz. Çünkü biz ikilik sistemde 42 diye bir sayıdan bahsedemeyiz. Bu sayıyı yine 2'ye bölüyorum. Kısaca bölüyorum. Böyle uzun uzun bölmüyorum. 21 kez var. 42 yapar. Çıkardım yine 0. Şimdi 21'i tekrar 2'ye böleceğiz. Böleriz. Yani kalanla böleriz. Sorun değil. 10 defa var. 2 kere 10. 20 çıkardık. 1. Şimdi bu 10'u bir daha böleceğiz 2'ye. Kaç kez var? 5 kez. 2 kere 5. 10 çıkardım 0. Bu 5'i de böleceğiz. Bölüyorum 2'ye. 2 kez var. 2 kere 2. 4. 1. 2'yi de böleceğiz. 2 de yok çünkü sistemde. Sadece 0 ve 1'ler var. 2'ye bölüyoruz. 1 kere var. 1 kere 2. 2 çıkarıyorum. 0. Bizim sayımızın karşılığı bakın 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Şu istikamette yazıyoruz. Bu istikamet. O halde bizim 84 sayımızın arkadaşlar karşılığı 1, 0, sonra 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3 tane de 0 var. Karşılığı. İkilik sayı sistemindeki karşılığı bu. Tabii sayı yazılırken seçenekler 8 haneli olarak yazılmış. Biz bunu 8 haneli yazabiliriz. Burada 4 hane görünüyor. 8 haneli olarak yazacaksak diğeri değişmesin diye başına bir 0 koyabiliriz. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 biçiminde ifade edebiliriz. İşte karşılığı bu olacak o sayı.